Üreyen Çıplak Nü, Türk resminde bir modernleşme öyküsü. Sanatta manzara, portre, natürmort gibi başat türlerinden biri olan nü resmin Türkiye'deki gelişim sürecine odaklanıyor. Sergide tek bir tür olarak nüyü ele aldığımız için aslında Türk resminin modernleşme serüvenini de genel olarak izleyebilmiş oluyoruz nü üzerinden bu anlamda. Böylece sanatçıların hangi akımları izlediklerini, hangi akımlar dahilinde daha çekingen veya daha cesur davranabildiklerini bir şekilde hissedebiliyoruz resimlere baktığımızda. Resmin aslında odak noktası 1914 kuşağı ressamları ve sonrası Cumhuriyet kuşağı ressamları ve hani odak diyebileceğimiz bir karşılaştırmaya aslında biz odaklanmış oluyoruz. Yani ilk dönem ressamların konuya yaklaşımıyla Cumhuriyet ilan edildikten sonraki ressamların konuya yaklaşımı arasındaki farklılıkları hissettirebilmek istiyoruz. Aslında bizim odak noktamız bu ve bir üslup çeşitliliğini bir şekilde görünür kılmak istiyoruz. Yani çıplak bedenin bir konu olmaktan öte başlı başına bir sanatsal biçim olarak ressamlar tarafından ele alınışını göstermek istiyoruz. Odak noktamız aslında bu karşılaştırma, bu değişimler süreci. Sergide 20. yüzyıl başında Sanayi Nefise Mektebi'nde öğrenci olan bir kısmı, özellikle Paris'te eğitim görmeye giden sanatçı kuşakları var. Bunların arasında Hikmet Onat, Ruhi Arel, İbrahim Çağlı, Namık İsmail, Feyyaman Duran, bir kısmı devlet adına sanat eğitimi görmek üzere gönderilen, bir kısmı kendi olanaklarıyla giden sanatçılar. Bunlar Paris'te akademik bir eğitim alıyorlar. Hem resmi hem özel kurumlarda canlı modelden, çıplak canlı modelden ilk defa çalışma olanağına kavuşuyorlar. Biz bu eğitim sürecine de bakmak istedik. Bu anlamda mesela ilk yaptıkları desenler, bunlara da yer verdik. Bu kuşağın nüye yaklaşımı son derece duyarlı, tensellik içeriyor. Kadın bedenini tanımaya yönelik çok zengin bir poz dağarcığı var ama bir yandan da mesela yüzler görünmüyor, dönmüş, yani bir mahcup ifade de söz konusu. Cumhuriyet kuşağı ressamlarında ise belirgin bir biçimde tensellikten uzaklaşan, daha çok biçime odaklı bir yaklaşımın ağırlık kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla cinsiyetinden de arınmış aslında, salt bir biçimsel nesneye dönüşmüş çıplaklarla karşılaşıyoruz.